Yaşamayan bilir mi, geçmiş olsun der geçer. Sana sığınan kuluna şifayı ver Allah'ım. Sonuçları beklerken Azrail kefen biçer. Yüreği yanan kula şifayı ver Allah'ım. Gözyaşları saklanır, umut bitmiş görünür. Yakınların çok zaman sahte neşe bürünür. Doz doz biter ilaçlar, yan etkiyle sürünür. Umudu sönen kula şifayı ver Allah'ım. Merhametin büyüktür, her şey senin elinde. Bu kulunu bırakma umutsuzluk çölünde. Kusursuz bir imanla her an senin yolunda. Sevginle dönen kula şifayı ver Allah'ım. Sevgili Kanal T izleyenleri, bugün Londra'da yaşayan bir gencimizin evine ziyarete geldik. Bu gencimiz amansız bir rahatsızlıkla mücadele veriyor. Ve bu bağlamda Facebook'lardan sağdan soldan duyulan duyumlara göre herkesin kulağına geçen bir yardım kampanyası düzenlenmişti. Bugün Kemal Bey, Kanal T sorumlusu Duygu Hanım ve ben Ayşe Hanım'la birlikte, ben Limasollular Derneği'ni temsilen bugün buradayım. Kayra'nın yanındayız ve ona bir yardım getirdik. Bu yardımı nedeni Kemal Bey gerçekleştirdi. Kemal Bey gerçekten çok özverili bir kişi, çok değerli bir iş adamımız. Bugün güzel bir yardım getirdi ve bunun açıklamasını rica edeceğim. Lütfen Kemal Bey bize bu yardımın nereden geldiğini, Kayra'ya nasıl ulaştığını bir anlatırsanız, bir duyurursanız memnun oluruz. Evet, öncelikle Kanal T ailesiyle birlikte bugün bu programı gerçekleştirmenin onuru içerisindeyim. Tabii ki ne olduğum dememeli, ne olacağım deyip yaşamalı hayatta insan. Bugün bir gencimiz amansız bir hastalığa yakalandı ve bir mücadele veriyor. Bizler de onu Facebook aracılığıyla, Facebook sayfalarında gördük. Ben temsilcisi bulunduğum Falyalı Grup Limited şirketinin İngiltere'de sevgili Halil Falyalı bu gencimizi gördü ve beni aradı. Dedi böyle bir gencimizin bir hastalığı var, lütfen ulaş, ne gerekirse bize bildir ve gerekli yardımı yapalım. Koca yürekli dev adamımız sevgili Halil Falyalı yaptı yapacağını ve bugün Kayra'mıza ulaştırmak üzere bize 10 bin isterlin para verdi ve biz de bu yardımı Kayra'ya getirdik. Gerçekten Falyalı grubu, sevgili Halil Falyalı ailesini ve sevgili eşleri Özge Taşke Falyalı'yı gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Yıllardır kanser hastalarına verdikleri destekte her yıl yaklaşık 3-4 bin isterlin bağışlıyorlar. Yani bu aileye ben yürekten teşekkür ediyorum. Kayra gerçekten geldik, bugün biz de Kayra'yı gördük. Ve Kayra gerçekten ben bu hastalığı atlatacağına yürekten eminim. Çünkü kendi de bu arzuyu, isteği Kayra'da gördüm. Ve çok mutlu etti beni. Çünkü Kayra dedi ki, ben dedi iyileşeceğim dedi. Onun için önümüzdeki günlerde Kayra'nın hastalığının takipçisi olacağız bizler. Kanal T ailesi, Limasollular Derneği ve İngiltere'de yaşayan birçok sivil toplum örgütümüz, kişiler Kayra'ya yardım için gerçekten seferber oldular. Belli bir miktar para toplandı. Bu 10 bin isterlin de Kayra'ya sağlık ve huzur getirmesini, sağlığının yerine bir an önce kavuşmasını diliyorum bu parayla. Sevgili Halil Falyalı abinin sana selamlarını getirdim. Seni gözlerinden öpüyor ve benden dediği Kayra'ya çok selam söyle. İnşallah dediği en erken zamanda sağlığına kavuşsun ve bizim yanımıza gelsin dediği, seni otelde misafir etsinler. En erken zamanda seni aramızda görmek için önümüzdeki günlerde Kayra'nın bir tedavi süreci başlayacak. Ve bu para sana Kayra sağlık getirmesini, sonra da huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Evet sevgili Duygu Hanım, size de çok teşekkür ediyorum. Pazar günü demedik, kalktık, hep işimizi, gücümüzü hepsimiz bıraktık. Yollara düştük, yaklaşık Londra'dan 1-1,5 saat ileride bir yer. Kayra'ya destek için buradayız.
Sevgili Duygu Hanım'a da mikrofonu vereyim. O da bir şeyler söylesin. Evet, öncelikli olarak tabii ki çok böyle bu tür programları hiç yapmadım daha doğrusu. Kaç yıldır bu televizyon sektöründeyim. İlk kez böyle duygusal bir programın içerisinde buldum kendimi. Tabii ki kimse ne oldum demeyecek, ne olacağım diyecek. Herkesin başına gelebilir. Çok genç daha Kayra ve en önemlisi de ailesini çok yakından tanıdığım, küçüklüğümden beri bildiğim bir kişinin oğlu, evladı. Hepimizin canları, ciğerleri vardır. Hiç kimsemiz istemeyiz böyle durumlarla karşı karşıya kalalım ama gerçekten de zor bir sürecin içerisinden geçiyor tüm aile. Herkes merak ediyor çünkü bir müddet önce Facebook'larda böyle bir rahatsızlığın başladığını öğrendik. Hepimiz merak ettik. Tanıyanlar, tanımayanlar hemen yardım kampanyasına destek için ellerini cebine attı. Küçük ya da büyük fark etmiyor yardım. Öyle değil mi Kemal Bey? Aynen. Yardım hiç önemli değil. Bir pound da yardımdır. 10 bin pound verdi Halil Bey. Çok teşekkür ediyorum Halil Bey'e. Bu koca yürekli kişiye, Kıbrıslı iş adamımıza gerçekten o kadar mutlu oldum ki yolda bir arkadaşımızın, Ülke Hanım'ın eşinin ben cenazesine gidiyordum camiye ve beni tam da o anda aradı. Dedi ki ben dedi elçiyim, Halil Falyalı Kıbrıs'tan değerli iş adamımız bir yardımda bulunmak istiyor. Ne yapabiliriz sevgili Duygu dedi. Tabii ki Kanal T'yi aradı çünkü kendisi de Kanal T'nin temsilcisi. Yıllarca Kanal T'ye emek vermiş, evet, hizmet vermiş. Elinden geldiği kadarıyla yıllarca Kanal T için uğraşmış. Hemen bizleri aradı. Çünkü bizler zaten bir aileyiz. Kanal T'nin ailesiyiz İngiltere'de ve öyle olmaya da devam edeceğiz. Evet. Ne yapabiliriz dedi. Hemen irtibata geçildi. Zaten tanıyorduk aileyi de. Adres bulundu. Bugün geldik. Kayra'nın yanına ulaştık. Onu yakından gördüm. Çok duygulandım. Kalbim pır pır atıyor. Çünkü onun iyileşmesi için canla başla uğraşıyoruz ve merak ediyoruz bundan sonra ne olacak. Nasıl hissediyorsun Kayra? İyiyim. Şu an sol tarafım tam tutmuyor ama inşallah onlar da geçer. Allah şükürle. Evet. Kemal abi, Halil abinin yardımı, sizin yardımınızdan, Ülke Hanım, Ayşe Hanım, herkesin yardımına Allah şükürler. İnşallah bu şeyi bu hastalığa geçirmek üzereyiz ve Kıbrıs'a geri dönüyorum. Halil abinin elini sallamak istiyorum. Hep birlikte gidelim Halil Bey'e. Evet. Hep birlikte gidelim, öpelim, sarılalım ailesine, eşine, çocuklarına sarılalım ki bize böyle bir yardımda bulundu. Hayat kurtarmak çok önemli. Her şey yapabiliriz hayatta. Yeriz, içeriz, gezeriz, ülkeleri dolaşırız. Ama hayat kurtarmak, bir canı yaşatmak bunun önüne hiçbir şey geçemez hayatta. Sen birazcık bana rahatsızlığını anlatabilir misin? Çok erken bir zamanda başladı. Daha birkaç ay öncesinde hiç böyle bir şey yoktu. Ya, değil mi? 3 aylık bir hastalık. Tam beyindeki sinyalleri yollatının tam orada bulunmuyordu. Tümü kanseri. 4. derece. 4. evrede. Evet. Hı hı. İşte sağ tarafı birazcık Sen Kıbrıs'a tatile gittin sanırım. Evet. Orada mı başladı belirtiler? Orada daha beter oldu. Yani önceden biraz hafiften vardı ama sağ tarafım biraz daha çok uyuşma falan oldu, evet. Düşme falan. Evet. Doktora gittin sonra iltihaplanma falan dediler sanırım kulakta. Evet. İlk biz kulak iltihabı zannettik. Doktora gittik. Doktora dedi boyundaki masanın bir çekilmesi bir şey olabilir. Evet. Ondan sonra beyin doktoruna gittik. O da dedi beyinde bir şey yok, kulakla ilgili bir şey olabilir falan filan. Kulaklığına gittik, o da dedi beyinde bir şey var, MRI çektik. MRI sonuçları Lunar'a getirip, Lunar'a da biopsi yaptılar. Şu international trial var. Evet. Onu şey yapmak için. Orada tanıyı koydular. Evet. 2 Ağustos'ta her şey belli oldu. Her şey belli oldu. Hangi derece olduğunu, ismini falan filan. Böyle bir rahatsızlık var. Zor senin için ama tabii ki çaresi de var her hastalığın. Tabii ki doktorlarımız önce ve Allah'ın gücü, dualarımız. Nedir şimdi bu saatten sonra ne yapılıyor? Hastaneler mi araştırılıyor? Başka bir ülkede tedavisi şimdi, varmış? Londra'da çözümü yok diyorlar. Onun için ailem ve halamım Almanya, Polonya araştırma yaptı. Nanotherapy ve immunotherapy diye bir şey var. Şu an immunotherapy o zaman için nanotherapy yok etmek için. Biz onu araştırıyoruz şu an. Bulundu mu hastane?
Balonda ama şu an onlar MR falan bekliyorlar. 25'inde sanırım sonuçlar çıkacak. Evet. Onlar şimdi biz yalatacak, onlar fiyatı söyleyecekler. O zaman 25'inden sonra biz harekete geçiyoruz. Evet. Ama anladığım kadarıyla büyük bir ihtimal var gidilecek ve 50 bin pound gibi bir ücreti var. Evet. Tedavinin. 50 bin şu an diyorlar. Evet. En yüksek 95 bin ama inşallah o kadar. Ama en önemlisi biz umudumuzu yitirmiyoruz. Bu 50 bini de toplamamız lazım. Şu an sanırım 27 bin pound'dayız. 17 bin pound Facebook'ta başlatılan bir kampanyayla elde edildi. 10 bin pound da sevgili Halil Fanyalı ve ailesinden geldi. Tabii ki duyarlı arkadaşlarımız, tüm halkımız, bizi tanıyan, tanımayan, sevdiklerinize de bildirin. Tanıdığınız herkese ulaştırın bu mesajımı. Birçok değerli iş adamımız var. Yardımın küçüğü büyüğü yok. Biraz önce de dediğim gibi 50 bin poundu bulmamız gerekiyor. Bu görevimizdir bizim. Hem sevgili Kayra için canımız, ciğerimiz kendisi. Kıbrıslı Türkler zaten hepimiz kardeşiz, biriz, bütünüz. Ve bu birliğimizi, beraberliğimizi ve gücümüzü Kanal T ekranlarından sizlere duyurmak istiyorum. Lütfen elimizi vicdanımıza koyalım. Bugün Kayra, yarın ailemizden biri olabilir. Allah kimseye vermesin ama bilemeyiz yarın ne olacağımızı. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Ben çok duygusal bir süreç benim için. Evet, kolay bir süreç değil. Gerçekten herkes lütfen Kayra için elimizi taşın altına koyalım ve Kayra'yı umudunu yeşertmek için bu 50 bin poundu ben diyorum ki bir hafta içinde toplayalım ve onu gül oynaya Almanya'ya uğurlayalım ve hastanede tedavi süreci başlasın. Şu an paramız 17 bin pound Facebook aracılığıyla toplandı. 10 bin isterinde sevgili koca yürekli Halil Fallalı ve ailesinden geldi. Onlara tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Bu 50 bin pound'u bir an önce toplayıp ama toplanmadan önce de bu Kayra'yı bu hafta biz de takipçisi olalım ve Almanya'ya gönderelim. Süreç başlasın bence. O sürecin içinde de bu geri kalan 23 bin pound'u da bir an önce toplayalım ve Kayra'yı sağlığına kavuşması için elimizden ne gelirse yapalım. Ben yürekten teşekkür ediyorum tekrardan. Sevgili Kanal T ailesi, benim ailem zaten. Kanal T'nin içinde Duygu'nun dediği gibi 10 yıldır sevgili Sibel Tatar'a selamlarımı gönderiyorum. Sevgili Başbakanımız Ersin Tatar'a yürekten sevgilerimi gönderiyorum. Benim aile dostlarım onlar. Kolay değil gerçekten. Kanal T'de uzun yıllardır yayıncılık yapıyor. Kıbrıs Türkü'nün sesini İngiltere'de de sürdürmek için elinden ne gelirse boyunca sosyal sorumluluk görevlerini de yerine getiriyor. Ekip olarak da ben tekrardan herkese canı gönülden bu katkı koyan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Halil abine bir selam yolla. Allah bu senin için. Çok teşekkürler Halil abi. Oğlum geçmiş olsun, çok üzüldüm. Allah sana yardımcı olsun. Sağ olasın. Yapmaya hazırım sizin için. Bu ameliyat paranında gönderdik, gerekeni yaptım. Tamam. Sağ olasın abi. Tamam kardeşim. Teşekkür abi. Allah senin sevdiklerine de sağlık ve mutluluk versin abi. Nasıl abi için? Allah senin sevdiklerine sağlık ve mutluluk versin. Sağ olasın. Bir de Kayra diyor başkan, gideceğim diyor otele diyor, Halil abiyi göreyim diyor. Terapinin sonuna evet. İyileşsin. İyileşsin, otele gideceksin, Halil abini göreceksin, tamam? Evet, gidecek abi. Tamam. Duplex Vela. Tamam. Evet abi, görüşürüz. Tamam canım. Sağ olasın. Bu olmuştur diye evet. Düşünüyorum. Herkese teşekkürler, saygılar ve sevgiler ve iyileşmek üzere sizin de sevinizi bekliyoruz. Yenilmiyor bir türlü. Derdin sonu gelmiyor. Nereden nasıl nükseder? Doktorlar da bilmiyor.
duamızı kabul et. İlaç çare olmuyor. Adını anan kula şifayı ver Allah'ım. Kimi soya çekmişler, kimi kötü yaşadın. Tedavi uzar gider, ağzında kalmaz tadın. Süzerler acıyarak dillerde dua adın. Gölgene sinen kula şifayı ver Allah'ım. Merhametin büyüktür, her şey senin elinde. Bu kulunu bırakma umutsuzluk çölünde. Kusursuz bir imanla her an senin yolunda. Sevginle dönen kula şifayı ver.